Selam. Hayatımda ilk defa squash oynayacağım. Squash hakkında pek bir şey bilmiyorum. Raket kullanılıyormuş, herhalde bir de top vardır. Tenise çok benziyor diyorlar ki tenis de bayağı iyi. Hazır mısın dostum ha? Hazırım tabii. Harika. Hangi topu kullanmak istersin? Madem hepsi aynı, maviyi kullanalım. Ama hepsi aynı değil. Maviyi kullanalım demiştim. Belli ki siyah olan bozuk. Bozuk değil. İki top farklı şekillerde zıplamak üzere tasarlanmış. Ne demek farklı tasarlanmış? Sadece renkleri farklı. Mesele renk değil. Malzemeleri farklı. İkisi de lastik işte. Belli ki senin zıplama bilimi hakkında biraz eğitime ihtiyacın var. Bir topu yüksekte tuttuğumuz zaman topta bir miktar potansiyel enerji toplanır. Bıraktığımızda yani top düşerken bu potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmeye başlar ve top hızlanır. Top yere ulaştığında potansiyel enerjinin tamamı kinetik enerjiye dönüşmüştür. Top deforme olurken kinetik enerji depolar. Orijinal şekline dönerken bu enerjiyi serbest bırakır. Bu da geri sekmesine neden olur. Deforme olup seken toplara elastik veya esnek toplar diyoruz. Ama tüm toplar böyle değildir. Bazı toplar, mesela oyun hamurundan yapılanlar inelastiktir. Oyun hamurunu yere düşürdüğümüzde kalıcı olarak deforme olur. Orijinal şekline geri dönmediği için kinetik enerji toplaması mümkün değildir. Kinetik enerji toplaması mümkün olmadığı için berbat bir malzeme. Aynen öyle. Neredeyse hiç sekmez. Anladım. Demek squash topları o yüzden oyun hamurundan yapılmıyormuş. Saçma olurmuş zaten. Ama bana hala o iki lastik topun neden farklı şekillerde sektiğini anlatmadın. O yüzden de seni squash'ta yenmek yerine burada oturup ders dinliyorum. Bu toplar görünüşte benzer olsa da aslında farklı tür lastiklerden üretilmiş. Malzeme düzeyinde olup bitenlere bir bakalım. Tüm lastikler polimer adı verilen birbirine dolanık haldeki bu uzun moleküllerden oluşur. Top deforme olduğu zaman bu polimerler gerilir. Ama sonra çabucak orijinal şekline geri dönerler. Bu gerilme polimerlerin birbirine sürtünmesine neden olur. Ve bu sürtünme sonucunda kinetik enerjinin bir kısmı ısıya dönüşür. İki top arasındaki fark bu polimerlerin birbirlerine dolanma sıklığındaki farktan doğar. Polimerler ne kadar gevşekse birbirleriyle o kadar çok sürtünür ve o kadar çok ısı üretirler. Ve ısı arttıkça sahip oldukları kinetik enerji azalır. Kinetik enerji azalınca zıplama da azalıyor, öyle değil mi? Tam isabet. O halde daha çok zıplayan top sıkı polimerlerden, diğeri ise gevşek polimerlerden yapılmış diyebilir miyiz? Aynen öyle. İyiymiş, hadi oynayalım. Topun sıcaklığı da zıplamayı etkiler. Daha bitmedi mi? Biter mi? Top ne kadar sıcaksa polimerler o kadar esnek olur ve polimerler ne kadar esnekse top da o kadar çok zıplar. Burada da bu topları ısıtabileceğimiz fırın gibi bir şey var herhalde. Fırına gerek yok ki. Az önce anlattığım şeyi hatırlasana. Top her zıpladığında kinetik enerjisinin bir kısmı ısıya dönüşür. Yani bu topu ne kadar çok sektirirsek, o kadar çok ısı ortaya çıkar. Belli ki ısınması gereken tek şey top değilmiş. Max bundan sonra hile yapmamam karşılığında deneyi tamamlamamda bana yardımcı olmayı kabul etti. İstemeye istemeye evet. Bu az önce bol bol sektirdiğimiz top. Bu top da onun aynı ama hiç sektirilmediği için daha soğuk. Şimdi bu topları sektirdiğimizde... Bir dakika ben söyleyeceğim. Sıcak olan top daha yükseğe zıplayacak. Bakalım gerçekten öyle mi olacak? İşte bu. Madem bugün bana bilim öğretmeye kararlısın, o halde bak bakalım anlamış mıyım? Bir topun zıplama miktarını, yapıldığı malzeme ve sıcaklığı belirler. Daha esnek ve daha sıcak olan top daha yükseğe zıplar. Anlamışsın. Bakalım squash konusunda bedenin de çenen kadar iyi miymiş? Bakalım, bakalım. Dostum. Senin saç bandın. Ben de senin gömleğini. Çok fena üstündeki de. Senin kafandaki peru nasıl? Sen senin saç bandın çok güzel. Ben senin gömleğini beğendim. Çok fena güzelmiş üstündeki senin de. Senin kafandaki peruğu sevdim asıl. Sen almıştın ya bana.